Merhaba YouTube, ben Birkan Demir Çalışkan ve bugün sizlere otomobil koleksiyonumdan, yani oyuncak otomobil koleksiyonumdan Jaguar'ları tanıtacağım. Çünkü daha önce bir tane Diecast koleksiyonumla ilgili video çekmiştim. Onun altına gelen yorumlardan bir tanesi, abi rica etsem senden Jaguar'larını inceler misin diye. Yani şu bölümdeki araçlardan bir bölüm Jaguar'lara aitti, şu gördüğünüz Jaguar'lara aitti ama ben koleksiyonun diğer tarafındaki Jaguar'ları da buna ekledim. Ve bugün sizlere bu videoda bunu anlatacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Jaguar dediğimiz şey nedir? İngiliz bir otomobil markası değil mi Jaguar? Ve Jaguar 1935 yılında kurulmuş bir otomobil markası. Şöyle ki, bu abiler zamanında çok böyle hızlı, güçlü böyle hem hemi hem he, he, ne demekse hem lüks hem de sportif otomobiller üretiyorlardı, yarışlara katılıyorlardı, kazanıyorlardı vesaire ve Jaguar hani bu 35'ten günümüze hep böyle en hızlı, en güçlü, en böyle prestijli lüks otomobiller üretmeye çalıştı. Yıllar içerisinde başka tabi sahiplikler oldu. Safkan bir İngiliz olarak kalmadı. İşte bir dönem Ford aldı. Bir dönem işte kim aldı? <laughs> Şimdilerde de Hintli Tata sahibi zamanında biliyorsunuz İngiltere Hindistan'a sömürge olarak tutarken o Hintliler zaman içerisinde büyüdüler, gelişler ve Jaguar'ı satın alabilecek kadar büyük endüstrilere sahip oldular. Şimdi fazla da uzatmayalım çünkü bu tarz bilgileri... zaten fazla sevmiyorsunuz. Ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Jaguar günümüzde Hintli Tata'nın olmasına rağmen hani hiçbir şekilde hani o Hintlilerin ya da o Tata'lının e, ürettiği otomiller gibi değil. Sonuçta finansmanı Hindistan'dan alıyor. hayatının böyle en güzel yıllarını yaşıyor. Şimdi devam ediyorum hemen. Elimizde neler var? Şimdi en küçükten en büyüğe gideceğim. Daha doğrusu en eskiden en yeniye doğru gideceğim. Burada bir tane Jaguar XK 120 var. Bu ufacık tefecik versiyonumuz. Şuradan da göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi harika küçük bir modeldir bu. Bunun şöyle bir özelliği var. XK'nin XK'nın artık nasıl okursanız bunun 60. yıl dönemi sebebiyle bunu ben bir otomobil fuarından almıştım. Bir basın toplantısı sonrasında bunu böyle güzel dağıtmışlardı. Çok da güzel bir parçadır. Bunu öyle her yerde bulamazsınız. Bir yani yani otomobil lansmanı değil, toplantısı değil vesaire böyle çok güzel küçük şirin bir şeydir bu. Bunu böyle kabından çıkarırsınız böyle güzel masanızın üstünde durabilecek bir parça olur gördüğünüz gibi. XK120'nin olayı nedir? Zamanında dünyanın en hızlı otomobili olarak anılan bir araçtır. Aslında Jaguar'ın o hızlı otomobillerinden bir tanesidir. İlklerinden bir tanesidir. İki kişilik üstü açık böyle çok acayip güzel bir arabadır. Şimdi buradan geleceğim XK140'a. Şimdi XK140 dediğimiz zaman işler biraz karışıyor abi. Çünkü neden? Benim için ayrı bir değere çıkıyor Çünkü ben bütün bu gördüğünüz arabaları toplamaya başlamadan önce ilk olarak sahibi olduğum araç buydu. Jaguar XK 140 Coupe. Bu araç 1948 model olması lazım hemen bir kontrol edeyim, değil mi? 48 model. Brago üretimi ve e, İtalyan malı bir arabadır bu. Şöyle de gösterin. Bu arabanın özelliklerinden bir tanesi. E, çok uzun bir motor kaputu vardır. Gördüğünüz gibi şöyle oranlarsak eğer çok uzun bir motor kaputu, kısa arka bölüm, iki kişilik böyle top gibi bir kafası var. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu kaputun açılma şeklidir. Önden baktığın zaman böyle ince uzun sıralı altı silindirli çok şahane bir motoru vardır. Böyle bu böyle ham yapar adamı. Ve bu örnek benim ilk aldığım diecast yani model otomobildir yani ben 39 yaşındayım. Herhalde 20 yaş düşsen ne eder? 19. Oradan da bir 5 yaş düşüyorum. 14, 13, 14 olsun Ne hani öyle bir yıllar. Yani bu araba nereden baksan 25 yıllık bir model otomobildir kendisi. Beyaz rengi zaman içerisinde solmaya başlamıştır. Ben bu arabaları saklıyorum ediyorum vesaire. Sonra işte baba oldum falan. İşte baştan oğluma vermiyordum bu arabaları ama dokunma etme falan derken yavaş yavaş vermeye başladım. Çünkü dedim ki Benimle beraber mezara mı götüreceğim bu arabaları o oynasın o da edinsin çünkü ondan sakındıkça bu konuyu yani şöyle düşünebilirdi ya babam manyak mı acaba niye onları bana vermiyor falan gibi düşünebilirdi bilmiyorum düşünebilir miydi acaba şu anda kendisi yönetmen olarak kamera arkasında yer alıyorlar 9 yaşına geldik kocaman çocuk oldu yani değil mi ne diyorsun Hı. ha gülüyor gülüyor evet. gülüyor evet pis pis gülüyor böyle Hı. dolayısıyla. O bu arabalarla oynamaya başladığı zamanlarda ufak tefek kırılmalar, dökmeler vesaire oluyordu. Bu da o savaş yaralarından bir tanesi. Çok kollu, o bijonlu hatta ortadan tek bijonlu jant tasarımı, tabi burada plastikten üretim bunlar. E, yıllar içerisinde, 20 yıl geçmiş yani 20 yıl içerisinde bu ufacık plastik dolayısıyla yıpranıyor ve en ufak bir darbede de gidebiliyor. Ve e, onun eli değdikten sonra burası bir kırıldı böyle. Hatta o gün bir sessizlik oldu evde. Üzüldü tabii bir taraftan. Ama ben dedim ki niye üzülüyorsun yani? 20-25 yıllık oyuncaktan bahsediyoruz. Böyle şeyler olur ve hiçbir şey senden değerli değil dedik. Sıba bak ya. Şımarma yani. Ona göre he. Şimdi ne dedik? X, XK 140, 120, 140'tan sonra Jaguar zaten iyi tasarımlar yapıyordu ve E-Type denen muhteşem otomobili ortaya çıkardı. E-Type dediğimiz zaman akan sular duruyor. Çünkü neden? E-Type'ın otomotiv dünyasında çok önemli bir yeri var. Benim hayatımda önemli bir yeri var. Otomotiv dünyasında da bir önemli yeri var. Bu arabayı ilk ailem bana almıştı. Annem babamın aldığı böyle bir otomobildi. 1'e 24 ölçeğinde. Sonra 1'e 18 ölçeğindeki ilk otomobilim yine bir Jaguar oldu. Garip bir şekilde. Yani tesadüfen herhalde bilmiyorum. Bizimkiler bu arabaları bana alırken acaba bilinçli bir tercih mi yaptılar? Onu da bilmiyorum ama ee, bu da benim aldığım ilk 1'e 18 ölçeğindeki e, maket arabadır. Bu da bir Braga üretimidir. 1961 model Jaguar E-Type Coupe olur kendilere. O yıllarda tabii biz Brago'yu gördüğümüz zaman Aa, aman tanrım Brago falan oluyorduk böyle. Tabii benim de e, acemiliğime gelecek ki bu arabayı ilk aldığım zamanlarda şuradaki Jaguar amblemine, şurada göstereyim. Şuradaki Jaguar amblemine böyle hafiften kazımıştım. Herhalde bu kazımanın üzerinden devir 20-25 sene geçti herhalde. Sol aynasını kaybettik ne yazık ki. Şimdi zaman içerisinde bu araçta da tabii yıprandı ve hani ön aksında artık bir problem var. Tam böyle oturmuyor. Ama her şeye rağmen ben bunu böyle korumayı seviyorum. E-Type'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi o da döneminin en hızlı seri üretim otomobili. Hatta 241 kilometreydi diye hatırlıyorum. Maksimum hızı. Böyle pro şeklinde çok acayip bir arabada. Şunu baksana yani önde motor kaputu uzun, arkada böyle çok güzel toparlanan bir kıç tasarımı var falan. Harika bir otomobildir. Ve bu motor kaputunu buradaki yuvalarından kurtardığın gibi şuradan kurtardığın gibi bu böyle öne doğru gelir. Harika. Bunlar baştan 6 silindirli olarak başlamıştır. Sonra 12 silindirlileri çıkmıştır. Ve bu kaputu açtığın zaman genellikle böyle yere değebilecek kadar da büyür. Aşağı doğru eğilir daha doğrusu. Bunu buradan tekrardan bu klipslerini buradan alıp şöyle yerlerine yerleştirmek suretiyle yani yerleştirememek suretiyle. Beceremedi çocuk bunu. Aa, ağlıyordu. <laughs> beceremedi bak. E tabi yıpranmış alette. Heh, tersten alıp böyle bunu koymanız lazım. Bunu da böyle koymanız lazım. Bunu da böyle koyduk mu? Çok güzel. Bu arada <laughs> bu arada iç mekanında da hala böyle kocaman bir vites topuzu vesaire vardır. Şu köşeden göstereyim görüyor musunuz bilmiyorum ama böyle. İki koltuklu harika bir otomobil. Tabi kupe olmasından kaynaklı da arka tarafta böyle yana doğru açılan bir bagaj kapağı da vardır. Harika tasarımlı bir otomobildir. Ben çok fazla otomobil tasarımcısıyla röportaj yaptım. Hani otomobil tasarımcısı derken aranızdan bazıları çıkıp ben de otomobil tasarımcısıyım falan diyebilir ama bunlar büyük abiler. Yani Mercedes'in tasarım direktörü, Nissan'ın, Infiniti'nin, Toyota'nın, Mazda'nın falan filan Bitron tasarım başkanıyla sorumlusuyla röportaj yaptığımda genellikle onlara şöyle bir soru yöneltirdim. Hani sen olsan hani hangi arabayı en çok tasarlamak isterdin ya da en beğendiğin otomobil tasarımı nedir diye sorduğumda genellikle bu arabanın adını söylüyorlar. Jaguar E-Type abi. Jaguar E-Type'ın üstüne herhalde tarih sayfalarında daha güzel bir otomobil yoktur derler. Zaten şöyle bir bak hani bu arabayla ilgili hani İngilizler facts derler ya böyle hani enteresan şeyler. Mesela Enzo Ferrari bile zamanında bu araba için görmüş olduğum en güzel otomobil demiş. Düşün yani Enzo Ferrari ne kadar aksi bir heriftir yani hiçbir şeyi beğenmez Ferrari'den başka. O bile bu arabaya böyle demiştir. Yani yıllar içerisinde de hep böyle sayılmıştır bu araba en güzeldir en güzeldir diye. Sonra ben yıllar içerisinde tabii böyle almaya almaya devam ederken bir gün şu arabayı gördüm abi. Ya dedim ki bende nasıl olsa bir tane E-Type coupe var. Niye Roadster'ını alayım ki? Çünkü hani bir arabayı aldıktan sonra ikincisini pek almak istemiyorsun. E, niye alayım ki diyorsun. Öyle yapanlar da var ama benim pek tarzım değil. Sonra ben bu arabayı gördüm. Cenevre Otomobil Fuarı'ydı sanırım. Cenevre Otomobil Fuarı'nda bir gün dolaşırken çok uygun fiyata olduğunu düşünerek bu British Racing Green rengindeki E-Type Roadster'ı aldım. Zaten hani kupenin içini tam göremediyseniz şuradan göstereyim içini bu arabanın da. Aynıdır ikisinin de içi. Bunun da tabii yaş kemale ermişti bir saatten sonra ve yaş kemale erdiği için de buradaki şeyini kazımadım. Aynen orijinal halinde duruyor. Bunun aynaları vesaire de duruyor. Bunu daha az açık kapadım. Artı daha yenidir. Paketinden daha sonra çıkmıştır. E, ee, Roadster'ın tabii kupeden farklı olarak açılabilir bir kumaş tavanı olmakla beraber bagaj kapağı da tabii ki böyle daha standart bir halde açılır. E Roadster genellikle kupeden daha böyle sevilir. Neden? Çünkü böyle bir arabaya biniyorsan zaten üstü açık gitmen gerekir diye bir düşünürsün. Böyle böyle işler. Yani hatırladığım kadarıyla bu arabada 67'de falan üretilmiş olması lazım. Gerçi burada 1961 diyor ama pardon doğru. 61'de ilk başladı. Bir düşünsenize 1961 yılını. Yani hani babalarınıza, dedelerinize işte ya da Anaannelerinize, babaannelerinize sorun bir bakalım yani. 1961 yılında neler oluyordu dünyada ki hani böyle bir şey çıkmış ortaya. İnanılmaz, inanılmaz. Ve hala da muhteşem bir otomobil bence. Şimdi sıradan devam ediyoruz. Biraz modern zamanlara geliyoruz. Bu arada tabii XJ falan gibi araçlar falan oldu ama ben onlara pek yeltenmedim. Çünkü neden? Ben 80 doğumlu bir insan olarak 90'lı yıllarda da hani odasında 80'lerin sonunda 90'ların başında odasında araba posterleri asılı bir ergen olarak dolayısıyla bu tarz Need for Speed serisinden araçları tabii ki ayrı bir seviyorum. Bir de tabii bizim jenerasyon Amiga ile büyüdüler. Amiga'nın bilgisayar oyunlarıyla büyüdüler ve o yıllarda Amiga'da e, Jaguar XC 220 diye bir bilgisayar oyunu vardı. Müziklerini hala arabamla dinlerim. MP3'lerini indirdim. Size de tavsiyem. MIDI tadındadır. Çok garip müziklerdir. Herkes kaldıramaz ama bir dinleyin derim. Ve işte o yılların muhteşem otomobili Jaguar XJ 220. Şimdi buradaki 220 rakamı aracın tahmin edilen ya da iddia edilen maksimum hızını söylemektedir. 220 mil bölü saat. Yani bunu kilometreye vurduğunuz zaman yaklaşık böyle 360 lira falan gibi, gibi bir şeye denk geliyor. Bu araba ilk böyle tanıtıldığında dediler ki biz bunda 12 silindirli bir motor yapacağız. Ona göre herkes vaziyeti alsın dediler. Ve dünyanın en hızlı arabasını bir kez daha biz üreteceğiz demişti Jaguar. Sonra finansal sıkıntılar vesaire derken kaparoları topladılar bu arada. Bayağı milletten paraları aldılar. Bekliyor millet XC'imizi bize verin falan filan derken. Araba bir çıktı abi. 6 silindirli çift turbo falan böyle bir garip bir araba. Tasarımda fazla bir değişiklik olmamıştı ama yine de hani böyle bir garip bir otomobildir. Bunun farlarının açılma şekli böyle garip de böyle döner möner bir şeyler olur. Ee, yani güvenilirlik anlamında sıkıntıları vardır. Buna dair e, Jeremy Clarkson'ın birkaç videosunu izleyebilirsiniz. Hatta yakın dönemde Grand Tour'da bu otomobil Hemen yanında da Bugatti EV110 ile çok güzel bir bölüm çekmiştir. Ben böyle ağzımdan böyle sallayarak izledim o bölümü. Bu otomobil dünyanın en hızlı otomobili olmuştur. Evet ama yaklaşık yani Jeremy'nin de dediği gibi 5 dakika sonra başka biri ondan daha hızlı olmuştur. Bir 15 dakika sonra da McLaren F1 ortaya çıkıp ortada büyük dağıtmıştır abi. Dolayısıyla bu da böyle bir hikaye. Şimdi XC220'nin bu elimizdeki örneğine baktığımız noktada bu hani benim Brago'dan sonra satın almaya başladığım ikinci hani üreticilerden bir tanesi Maisto'nun üretimi bir araçtır. Bu arabanın e, tabi bu da 1.18 e ölçeğinde bir diğer özelliği de Maisto'lar genellikle Brago'lardan farklı olarak amortisörlere sahiptir. Bak şöyle fıt fıt görüyorsunuz ve bayağı da oynar bunlar böyle Önder, önler de oynar arkalar da oynar. Çocuklar dışarıda gazlamayın lütfen rica ederim. Buradaki hava kalanını görüyorsunuz, aracın tabanı ne kadar düz. Ve buradan arka tarafa bir bastırma kuvveti uyguluyor. O yüzden de böyle devasa bir spoiler yerine gayet böyle şık böyle damla formunda bir tasarım vardır XC220'nin. Günümüzdeki fiyatları baya baya yüksek tabii. Aslında bu araba pek böyle bir şey yapılmıyordu. Ne derler? Bir ara yani bizim Türkiye'de yok bildiğim kadarıyla ama olsa bile herhalde delirirdik. Böyle ah istiyoruz ondan falan gibi gibi bu aracın özelliklerinden bir tanesi çok böyle süper spor olmasına hatta hiper otomobillerin ilk örneklerine yakın bir şey olmasına rağmen içinde bayağı deri koltuklar falan böyle lüks bir ortamda gidersiniz. İşte ahşap kaplamalar böyle. Jaguar Jaguar işler İngiliz İngiliz işler işte böyle. Şimdi ben söylediğim zaman bazı İngiliz severler hemen tribe girecekler. İngilizleri niye kakalıyorsun falan diye bir şey kakalamıyorum abi. Yani insanları öyle anlatmaya çalışıyorum yani. Ben de yarattığı izlerim. Ve geliyoruz bir başka Jaguar modeline Jack. Bir başka Jack modeline geldiğimiz zaman bu da Jaguar'ın 90'lı yıllarda yaklaşık böyle 20-25 yıl üretilmiş olan XJ serisinin bir sonraki aşaması XJS, XJS artık nasıl adlandırırsanız onun bir sonraki temsilcisi olan spor Jaguar modeli. Şimdi bu arabaları gördüğünüz zaman diyorsunuz ki öf ne spor araba ne yol tutar ne gider vesaire falan ama Bunlar aslında bir nevi cruiser tabir edilen araçlar. Yani bu arabalar genellikle 2 artı 2 kişilik şöyle yani 2 artı 2'den kastımız daha önce duymadınız. Ben mesela duyduğum zaman bir garip geliyordu. 2 artı 2 kişilik ne demek falan diyordum. 2 tane standart bildiğin gibi koltuk arkada da hani böyle ayıp olmasın diye konmuş 2 koltuk daha vardır. 2 artı 2 bu demektir. Bu biraz da şu demektir. Öndeki kişi oturur. Arkada ne olur kimse oturmasın gibi bir durum. Yani çocuklar belki sığarsa sığar. Yetişkinlerin sığması pek mümkün değildir. Bu yani konsepte hala niye vardır bilmiyorum. Ya vardır ya yoktur arka koltuklar sonuçta. XK8 sonrasındaki bu gördüğünüz XJS olması lazım. Bunun tabi üstü açık roster versiyonu Tabii ki. Mesela alt kısmını göstereyim. Bendeki örnek gördüğünüz gibi hala böyle bantları çıkarılmamış versiyondur burada. Bunlar burada durmaktadır. Alt kısmına baktığımız zaman bunda böyle Jaguar XC 220'deki gibi böyle bol bol amortisör oynaklığı yoktur. Bununki biraz daha böyle böyle masa gibidir ama yine de oynar. Tayland üretimidir. Altta böyle çapraz sek çubuklarını görebilirsiniz burada. Mesela aracı güçlendirmek amacıyla yapılmış olan çapraz sek çubukları vardır. Karoser daha da şey olsun diye böyle hani Güçlü olsun diye. Çünkü neden? Tavan olmadığı için böyle çukurlardan falan geçerken bu kapılar falan zamanla bu arabalar böyle yavaş yavaş içeri doğru bükülürler. Yani kabri otomobillerin, üst açık otomobillerin pek çoğunda bu sıkıntı vardır. Bu sıkıntının önüne geçmek için de arabanın altında genellikle böyle çaprazlamasına destekler yaparlar. Yapılması da gerekir. Şasinin durumuna göre. Çünkü bu otomobiller genellikle baştan kupe olarak yapılır. Sonra üstleri üstlerinden kurtululur gibi haller var. XKR bu araçlar e, baştan böyle güzel güzel bir 8 silindirlilerin Jaguar'ın yıllar sonra ürettiği ilk 8 silindirlilerin kullanıldığı otomobillerdir. Dolayısıyla yıllar içerisinde bu 8 silindirli motora işte Range Rover'da da rastladık o supercharge yaptılar. Supercharge derler ona. Aslında kompresör derler. Supercharged dediği zaman daha havalı gelir kulağa. Böyle bir otomobiller. Evet. Ve geliyoruz aslında serideki son örneğimize diyelim. Ee, bu arada 1996 yılında başlamıştır üretime ve 2006 yılına kadar üretilmiştir. Şaka maka bayağı böyle 10 sene üretilmiştir bu otomobil ve bundan sonra yenisi gelmiştir. Bu gayet böyle konuyu hiç bilmeyen adam yorumu oldu. Bundan sonra yenisi gel. Ne gelmiştir? Yeni. X, şey, S gelmiştir. Öyle bir şey yok tabii. Yeni X, şey, S falan gelmedi Geldi tabii. Bundan sonra bir başka kasa daha geldi. Sonra da o F-Type'lar falan filan başladı. Şimdi geliyoruz. Bu serideki en böyle halis molis Türkiye'de de alabileceğin arabalar Bu, bu arada tabii bu araba da zamanında Türkiye'ye birkaç tane gelmiştir. Gerçeğinden bahsediyorum. Bu kırmızı arabayla bu arabayı ben ee, neredeydim? Londra'dan almıştım. Londra'da bir tane süpermarket. Bizde böyle Boyner falan gibi yerler var ya. Onlara benzeyen bir yerden almıştım. Ben bu koleksiyonu oluştururken hem böyle kafamdaki modellere bir bakarım. bir de hani fiyatına çok önem veririm. Eğer uygun fiyatlıysa, indirimdeyse falan hiç yani eskiden düşünmem. Yapıştırır alırdım böyle. Bu ikisini de aynı şekilde aldım. Nasıl olduysa herhalde İngilizler, Londra'daki arkadaşlarımız herhalde bizde her yerde Jaguar var. Biz ne yapalım Jaguar'ı diyerek bu iki arabayı o Harris'ti galiba tam hatırlamıyorum. Harris diye bir mağaza vardır. Oradan almıştım. Ee, bu arada tabii hani o zamanlar ne pound böyleydi, ne euro böyleydi, Türk parası daha değerliydi. Öyle olunca da yurt dışına çıktığım zaman çok daha rahat bunları alabiliyordum. Şimdi her şey ateş pahası oldu. Tam yaşlı adamlar gibi konuşmaya başladım. Şimdi S-Type, S-Type aslında Jaguar'ın e, orta segment otomobili. Bunlar X-Type, S-Type bir de XJ olarak üç kardeş. Bu Mercedes E serisinin rakibi olarak düşünülen versiyondur. Fakat hiçbir zaman Mercedes E serisinin sunduğu o hani büyük bagaj, işte rafine sürüş falan gibi şeyler sunmamıştır. Tam bir İngiliz tazı bir otomobildir. Tasarımıyla zamanında bayağı eleştirilmiştir. Neden? Çünkü MK2 denen Jaguar'ın uzun yıllar önceki modelinin tasarımına benzetilmeye çalışmıştır bu araç. Fakat nedense bir türlü istenilen satış grafiğini yakalayamamıştır. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de küçük bagajıdır dermişim. Tabii ki yani küçük bagajı değildir ama bagajı gerçekten bu arabanın küçüktür. Hatta yani 390 litre civarında falan diye hatırlıyorum. Gerçekten çok küçük bir bagajı vardır. Şahin'den bile küçük diyeyim. Hani 400 litre Şahin'den ölçüp için. Arka tarafı o kadar geniş değildir vesaire vesaire. Fakat burada atlamamamız gereken bir nokta var. Bu, bu da Maisto üretimi bir otomobil ve açılmayan motor kapısı heh, açılsın şöyle. Bunu açtığınız zaman bir anda böyle ortam şenlenir. Çünkü bu X, e, XK8'deki XKR'deki motorun aynısı burada da vardır. Kendisi bir V8'dir ve yaklaşık böyle 400 beygir gücünde acayip bir motordur. Öyle derler daha doğrusu. Biz Türkiye'de Jaguar'ın önceki distribütörü olduğu dönemlerde ki ben o zamanlar gazetecilik yapıyordum. Ona rağmen Doğru dürüst, Jaguar kullanmıştım. Yoktu o yıllarda. O yüzden acı nasıl bir haldeydik yani öyle söyleyeyim. Bu arabanın sevdiğim özelliklerinden bir tanesi motor kaputunu açtığınız zaman böyle V8 Jaguar yazmasının haricinde burada çok güzel böyle küçük küçük detayları da var. Burada sanki gerçekten şey yazıyormuş gibi işte bir şeyler. Ne o? Oğlum gerçekten göremiyorum ya. yaşlandım artık. Pıt 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 pıt. Datsun mu? <laughs> ne diyorsun? <laughs> bu arada motor kapıdan açtığın zaman şu hale bakar mısın? Pençe gibi duruyor ama. Sanki bir böyle jaguarın pençeleri gibi şu böyle tepeden baktız zaman harç diye alacakmış gibi duruyor böyle. Şimdi şu var. Bu arabayı Türkiye'de bol bol bulabilirsiniz. Bunun 2.7 dizeli vardır mesela. Daha küçük, 6 silindirli, 8 silindirli örnekleri vesaire vardır. Süperşarjları vardır vesaire. Ve çok da hani komik fiyatlara bu arabanın ...gerçeğini alabilirsiniz. Bu kadar prestijli, bu kadar havalı mı diyeyim artık... ...yani onu siz değerlendirin. Ee, ama üretimi devam etmeyen bir otomobil olarak düşündüğünüz noktada... ...belki bir sonraki hava atmak isteyeceğiniz araç belki de budur. Bu da benim koleksiyondaki bir seridir. Bu videoyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Çünkü bu aralar biraz hücum çekim tabir ettiğimiz işlere girdik. Çünkü bayram öncesinde yaptığım bu çekimde olabildiğince... Bu bölüm anlatmaya çalıştım sizlere e, abone olursanız beğenirseniz beğenmezseniz falan gibi durumlar var çok durumda değil işin gerçi ya ya beğen ya beğenme kardeşim beğenirsen beğen beğenmezsen de beğenme çünkü samimi olmaya çalışıyorum burada bir şeyler anlatmaya çalışıyorum sen de bir şeyler almaya çalışıyorsan benden ne ala diyorum sonraki videolarda görüşmek üzere.